Kronik yorgunluk sendromu bir de fibromiyalji var biliyorsunuz ama bu videonun sonunda siz ikisini birbirinden ayırt edebileceksiniz. Bir kere kronik yorgunluk sendromu oldukça sık görülen %1-2,5 oranında çocuklar da tutulabiliyor ve 40 yaştan sonra yavaş yavaş artıyor. Burada asıl tanımlama şudur. Kalıcı, toparlanamayan bir yorgunluk. 6 ay süren bir yorgunluktan bahsediyoruz. Bu gerçekten çok uzun süren ve bizim günlük yaşamımızda zaman zaman karşı karşıya kaldığımız yorgunluktan farklıdır. Miyolojik ensefalomiyelit gibi oldukça iddialı da bir ismi vardır. Fakat bu kişileri günlük aktivitelerinden alıkoyduklarından dolayı özellikle batıda iş kaybı açısından önemli olduğu kabul edilir. 3 belirti mutlaka olmalıdır. Yorgunluk fakat önceki zamanlara göre şiddetli ve kolay geçmeyen uzun süreli, egzersiz ile yorgunluğunuzun artması, uyku ile dinlenememe ve en azından zihinsel işlevlerde yavaşlama, beyinsiz olabilir. Yani konsantrasyon ve hafızada eksiklikler. İlginç bir nokta var, ayakta veya otururken de bu şikayetler artıyor. Dolayısıyla buna baktığımız zaman ana nokta günlük aktiviteleri yerine getiremeyecek, yani yataktan çıkamayacak durumda olmak. Tabii ki bunlarda uyku sorunları da var ve şiddetli kas, eklem ve baş ağrısı görülüyor ve boğaz ağrısı da var. Ve aynı zamanda lenf bezlerinde bir büyüme, şişme var. Bakın şimdi işin rengi biraz yavaş yavaş değişmeye başladı. Özellikle boğaz ağrısı ve lenf bezi büyümesine dikkatinizi çekiyorum. Sebeplerine bakarsanız genetik bazı ailelerde sık, enfeksiyon, özellikle dikkatinizi çekeceğimiz konu bu. Otoimmün reaksiyonlar, yani vücudun savaşçı hücrelerinin kendi dokusuna saldırması, kortizol ve serotonin düşüklüğü. Kortizol biliyorsunuz bizi ayakta tutan hormon, serotonin de mutluluk hormonu. Bu yüzden depresyonla arasında bir bağlantı var. Bir kere bir virüsten kaynaklanıyor büyük olasılıkla. Epstein-Barr virüsü enfeksiyöz mononükleoz denilen bir hastalık yapıyor. Bu genelde iyi huylu bir hastalık ve bakın dikkatinizi çekiyorum, toplumda %90 görülüyor. Yani %90 oranında tanışma ihtimaliniz var. Buna öpücük hastalığı da deniyor. Bunu da daha önceki bir videomuzda değinmiştik. Şimdi efendim önemli olan konulardan bir tanesi bu. Hangi hastalar daha çok yakalanıyor? Düşük sosyoekonomik durumda olan kişiler, obezite, insülin direnci, gebelik, tiroid fonksiyonlarının düşük olması, Hashimoto bu konuda geçerli. Fibromiyalji ile beraber oluyorlar. Kuzenler çünkü bunlar efendim, pek birbirinden ayırmak zor olabilir. İrite bağırsak sendromu, depresyon ve kaygı bozuklukları da var. Fakat kronik yorgunluk sendromu bir enfeksiyonu takip ediyor. Ateş ve lenf bezi büyümesi var. Fibromiyaljide belirli noktalarda bir ağrı var. Fakat burada genellikle yaygın bir ağrı olur. Ve uyku bozukluğu da aralarında küçük bir fark var. Yani değişik bir uyku bozukluğu var. Dolayısıyla fibromiyaljiden bu ateş, lenf bezi büyümesiyle, yani bir enfeksiyon öyküsü olması itibariyle ayrılıyor efendim. Peki bunun tedavisi nasıl olacak? Şimdi onda da şöyle bir şey var. Aşamalı bir egzersiz programları yapılıyor. Yani yavaş yavaş egzersizle yorgunluğunuz artırılmaya, daha doğrusu düşürülmeye çalışılıyor. Buna bir yerde antrenman diyebilirsiniz. Diğer bir takım palyatif, yani geçiş çözümler içerenler var. Fakat bunun yanında ağrı için, uyku sorunları için hatta antidepresanlar da verilebiliyor. Gerekirse steroid veriliyor. Destek olarak da D vitamini ve selenyumu genelde öneriyorlar. Kesin bir kanıt yok ama öneriliyor. Bir de konuşma tedavisi faydalı olduğu söyleniyor. Diyeceksiniz ki ya bu kadar kronik yorgunluk sendromu nereden çıktı bu konuşma tedavisi? Bu efendim somatoform denilen, yani vücudumuzun kendi yaptığı veya bizim kendimizin yaptığı bir hastalık olduğu zaman buna somatoform deniliyor. Gene de size güneşli günler diliyorum. Hiç olmazsa havalar da düzeldiği zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.